uzun zaman gizemli sevgilisini hepimizden saklamayı başardı. Fakat biz de yeni tanıştık zaten. Aslı aynı zamanda sizin aşçınızın da kızı. Öyle değil mi? Evet, öyle. Volkan'ı size gidip gelirken tavladı herhalde. Volkan'cığım biraz sen anlatsana. Nasıl tanıştınız mesela? Çağla, yeter. Aslı, Volkan'ın değil. Benim sevgilim. Burak, nasıl olur bunun gerçek olmadığını söyle lütfen. Bu gerçek olamaz. Gerçek tam olarak da bu anne. Biz birlikteyiz ve birbirimizi seviyoruz. Burak, bu konunun ne yeri ne de zamanı. Böyle bir günde bunu yapmaya hakkım yok. Öyle olmasını ben de istemezdim baba. Ama Çağla, annesinin mutluluğunu bile hiçe sayacak kadar içi nefretle dolu. Kızım, senin burada işin yok. Hemen buradan gider misin? Ve oğlumu da lütfen rahat bırakır mısın? Selda, lütfen sakin ol. Davetliler geliyor. Rezalet çıkmasın. Rica ediyorum senden. Sen merak etme anne. Biz gidiyoruz. Burak, nereye gidiyorsunuz? Burak! Burak! Ya, Nihat, bir şey yapar mısın? Ya ne yapmamı bekliyorsun? Birazdan nikah kıyılacak. Yalvarırım, sakin ol. Lütfen. Ne kadar rahatsın Nihat. Ben buna inanamıyorum. Gerçekten ne kadar rahatsın. Rahat olduğumdan değil. Sadece soğukkanlı olmaya çalışıyorum. Kardeşimin bu kadar önemli bir gününde rezalet çıksın istemiyorum. Ha? Bak, davetliler geliyor artık. Yalvarırım. Hadi lütfen gel. Ay, Nihat, gerçekten. Nihat! Abi, bütün bunlar ne demek oluyor? Aslı ile Burak, bu nasıl bir şey? Daha sonra konuşuruz, tamam? Çevremde bana karşı dürüst olan bir tek kişi bile yok. Ama laf size gelince sizden dürüstü yok. Eda, uzatma. Sonra konuşuruz. Burak, ne yaptın sen? Tutamadım kendimi Aslı, tutamadım. Yeter artık. Buraya kadar. Zaten bunu söylemek için geç bile kaldık. Ne olacak, ne yapacağız peki? Ya ne yaptınız siz? Gonca, bilmiyorum. Annem hiçbir şeyden haberi yok. Onunla da konuşacağız. Anlatacağız ona da her şeyi. Kabullenecekler Aslı. Bundan kaçışımız yok. Tamam mı? Aslı, Burak doğru söylüyor. Önünde sonunda öğrenecekti zaten annen. Aslı, güven bana. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Tamam mı? Annem beni öldürecek. Aslı, ben de seninle geleyim. Yanında olayım. Bu ikimizin halletmesi gereken bir şey Gonca. Sen istersen evine bırakalım. Olur mu hiç öyle şey? Ben kendim giderim. Siz yeter ki bir an önce gidip konuşun. Ama bana haber verin, olur mu? Çok merak ederim. Burak Bey. Ne oldu? Çağla'nın bir oyunu daha Halil abi. Az önce ilişkimizi açıklamak zorunda kaldık. Şimdi Emel Hanım'la konuşmaya eve gidiyoruz. Eyvah. Anneniz ne Aslı'yı ne de Emel Hanım'ı bir dakika bile o evde tutmaz. Ne yapacaksınız Aslı? Bilmiyorum hani. Halledeceğiz bir şekilde. Peki. Efendim Halil. Şükran, çok kötü bir şey oldu. Burak Bey ailesine Aslı'yı söyledi. Ne? Ay, inanmıyorum. Şimdi yoldalar. Emel Hanım'a söylemeye geliyorlar. Şükran, Emel Hanım'ın yanında kal. Sana çok ihtiyacı olacak. Tamam. Tamam Halil, merak etme sen. Ay, bu çok kötü oldu işte. Ah Aslı, ah, ah Aslı. Aa!
Şükran? Sen gitmiyor muydun? Niye döndün? Vazgeçtim. Hazır evde kimse yok. Biraz laflarız diye düşündüm. Sana bir kahve yapayım mı? Ne dersin? Olur. Bir aksilik yok değil mi? Eminsin. Yok. Yok bir şey Emel'ciğim. Siz Elçin Tekcan, Sinan Masaroğlu'nu iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Sinan Masaroğlu, Elçin Tekcan'ı iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar. Aşkım, ne olursa olsun ben yanındayım. Seni asla bırakmam. Her şeyi birlikte göz göreceğiz. Sonunda çok mutlu olacağız. Bize inan, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bak biliyorum, çok zor. Ama artık bundan kaçamayız, tamam mı? Hazır mısın? Hazırım.
mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Serdar'cığım sen iyi misin? Ay başıma korkunç bir ağrı girdi. Önemli bir şey yok. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mutluluklar dilerim. Canım. Teşekkür ederim. Baba. Biraz sağ ol oğlum. Burak'ı göremedim. Burada bir yerdedir ya. Gelir birazdan. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yanımda olduğun için çok teşekkür ederim sana. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Anneciğim tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim Çağla. Söylemem gerekiyor. Fazla dayanamayacağım. İyi değilim. Zelda, biz burada ev sahibi sayılırız. Yani Sinan'la Elçin'i bu şekilde bırakamayız. Bu onların en mutlu günü. Lütfen. Ya, haklısın ama ben ne yapabilirim? Çıldırmak üzereyim Nihat. Hayatım biraz daha sabır. O kadar. Biraz sabır. Çağla'cığım bir problem mi var? Burak ortalarda yok. Selda'nın yüzü düşmüş. Yok anneciğim, ne sorun olacak? Burak Bey benimle aynı havayı solumak istemediği için Selda teyze de ona bozulmuştur. Yoksa bir sorun yok, Burak buralarda yani. Bana pek anlattığın gibi gelmedi. Arkadaşım geldi anneciğim. Ben onu bir karşılayayım. Çok şey kaçırdım. Ne oldu? Burak herkesin ortasında aşkını mı itiraf etti yoksa? Asıl planın bu muydu? Yok, hayır. Değildi. Ne oldu anlatsana. Senden sakladığım için çok özür dilerim. Ama elimde değildi. Ne kadar uzak durmaya çalışsam da olmadı. Ne olur affet beni anne. Bir süredir birlikteyiz. Emel Hanım. Ben kızınızı gerçekten çok seviyorum. Bugüne kadar sizden bunu sakladığımız için gerçekten özür dileriz. Burak Bey, bize biraz izin verir misiniz? Böyle cesurca bir hareket beklemezdim. Evet Gani. Fikrin hiçbir işe yaramadı. Aksine şu an her şey daha kötü oldu. Burak böyle bir şeye cesaret edebildiyse eğer Aslı'yı da asla bırakmayacaktır. Volkan'a hırsından da böyle davrandı ama şimdi o. Çok fena halde gaza gelmiş. Ama iyi. Savaşacakları bir sürü cephe açıldı. Sen merak etme.
Kapı önüne kondukları zaman Aslı'nın aklı başına gelir. O konuda mutluyum işte. Ama artık onları tehdit edebilecek hiçbir konumuz da kalmadı elimizde. Saf olma Çağla'cığım. Konu kalmamış olması bu onları eziyet etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Anne bir şey söyle ne olur. Zaman bana yalan söyledin Aslı. Hem de üzüleceğimi bile bile yalan söyledin. Hayatımda ilk defa yüzüme eğdirdin. Ya. İnsanlar bize evini açtı. Sana burs verdiler. Güvenlerinin karşılığı bu muydu Aslı? Ya Selda'nınla Nihat Bey duysalar ben onların yüzüne nasıl bakarım? Biliyorlar mı? Eve gider gitmez ikisini de kovacağım. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ama dedim ben sana Nihal. Gittin bir de burs verdin. Koydun ikisini aynı okula. Selda, lütfen. Ama o Emel de az değilmiş ha. Emel Hanım'la ne alakası var Allah aşkına? Ama sanki bilmiyor kızının kimle ne yaptığını. Tamam, haklısın. Haklısın ama yani Burak'ta da kabahat var, öyle değil mi? Yani tamam kız biraz yakınlaşmış olabilir ama bizimki uzak durabilirdi. Yani Selda lütfen artık yeterince stres oldu. Konuşmayalım. Ben döndüğümde Emel Hanım'la konuşacağım ve onlara bir yer kiralayacağım. Çıkacak gidecekler. Ay iyi artık bir de yardım mı edeceğiz? Yani sokakta mı bırakalım onları? Bir iş, bir ev falan ayarlayayım ki sen de kurtul. Ayrıca Burak'ta da konuşacağım. Nihat, o kızla beraber olamaz. Olmamalı. Buna engel olacağız. Tamam Selda. Engel olacağız. Tamam, anladım. Engel olacağız. Bu yüzden bana söylüyorsun değil mi? Onlardan duymayayım diye. Emel, sakin ol. Nasıl sakin olayım Şükran? Olanlara baksana. Yoksa senin de mi haberin vardı? Emel, ben de çok yakın bir zamanda öğrendim. Neden bana söylemedin Şükran? Söylemeye çalıştın. Evet. Evet ama tepkinden çekindik. Hadi beni düşünmedin. Sana kefil olan Şükran teyzeni de mi düşünmedin Aslı? Ya bizim yüzümüzden işinden kovulursa? İnsanların güvenlerini boşa çıkardık. Yazıklar olsun sana! Emel Hanım, kızınızın neler yaptığını öğrendiniz sanırım. Gerçekten çok zeki kızınız varmış. Yani oğlumun aklını çelmeyi başarmış. Selda Hanım lütfen, sözlerinize dikkat edin. Benim kızım öyle bir şey yapmaz. Selda, Emel Hanım'ın bu olaydan hiçbir haberi yok. Çok belli. Evet, ben de az önce öğrendim. Çok özür diliyorum sizden. Hemen toparlanıp gidiyoruz. Gerek yok Emel Hanım. Yeni bir yer bulana kadar burada kalabilirsiniz. Nihat, ben bu para avcısı insanların bir dakika bile evimde durmalarını istemiyorum. Anne, sözlerine dikkat et. Burak, annene karşı biraz saygılı olur musun lütfen? O da Aslı'ya karşı saygılı olsun baba. Onu tanımıyorsun bile. Bu şekilde konuşmana izin veremem. Ben Aslı'yı seviyorum. Bugüne kadar da onun peşinden koşan hep bendim. Onun hiçbir suçu yok. En başından beri zaten bu ilişkinin yanlış olduğunu söyleyen de oydu. Onu ikna eden benim. Burak sen şu anda kendinde değilsin oğlum. Ne söylediğini bilmiyorsun. Ben ne söylediğimi gayet iyi biliyorum anne.
bu şekilde olmasını ben de istemezdim. Ama Çağla'nın bu iğrenç oyunlarının ardı arkası kesilmediği için ben buna mecbur kaldım. Anladınız mı? Çağla gibi hanımefendi bir kızdan söz ediyoruz. Çağla ve iğrenç oyunları. Kim inanır buna? Evet. Aslı bunlara bile tahammül etti. Sırf beni sevdiği için. O birinci olduğu, ödülünü sırf size kendini iyi göstermek için vakfa bağışladığı tasarım Aslı'ya aitti. Sırf onu üzmek için kendininmiş gibi gösterdi. Elçin Hanım da bunu biliyor. Hatta o parayı Aslı'ya vermek istedi. Fakat Aslı bunu kabul bile etmek istemedi. Her ne olursa olsun ben bu ilişkiye onay vermeyeceğim. Ve hemen bu dakikada gidiyorlar bu evden. Hemen. Anne, sen ne yaptığını zannediyorsun? Bu evden hiçbir yere gitmeyecekler. Sen böyle yaparak benim Aslı'yı terk edeceğimi düşünüyorsun. Nasıl yani? Sen bu kızla görüşmeye devam mı edeceksin Burak? Abi böyle mi? Selda Hanım, Burak Aslı'yı görmek istese de ben buna artık izin vermeyeceğim. Siz bizi ne sanıyorsunuz bilmiyorum ama haddinizi aştınız. Biz derhal gidiyoruz. Yürü. Çok ayıp oldu. Böyle olmamalıydı. Burak, bak bu kızla güldünüz, eğlendiniz. Artık tamam, daha fazla uzatma. Ben Aslı'ya aşığım anne. Anladın mı? Aşığım. Bunu kabullensen iyi olur. Selda Hanım, size söyleyemedim. Bakın, Burak Bey ile Aslı Hanım birbirlerini seviyorlar. Eğer... Halil, derhal burayı... Zahmet etmeyin. Ben zaten istifa ettim. Hayatımda işitmediğim azarı işittim. Hiç bu kadar utanmamıştım. Yer yarılsaydı da içine girseydim. Baştan bunları düşünemediniz mi? Ne söyleseniz haklısınız. Biz de böyle olsun istemezdik. Ama lütfen bizi de anlamaya çalışın. Anlaşılacak bir şey yok. Sizin iş olacak şey değil. Bu olanlardan sonra konuşacak bir şey de kalmadı. Şimdi lütfen çekilin de bir an önce toparlanıp gidelim. Thank you.
Burak Bey. Anahtarı size teslim edeyim. Halil abi, ne oluyor? Ben de işi bırakıyorum Burak Bey. Hakkınızı helal edin. Neden Halil abi? Yoksa annem mi bir şey söyledi? Böylesi hayırlıymış Burak Bey. Buraya kadarmış işte. Benim yüzümden değil mi? Yok, bu böyle olmayacak. Yani bu kadar da uzun boylu değil. Annemle konuşacağım artık. Hayır Burak Bey, lütfen. Güven bitti mi her şey biter. Hem ben bundan sonra annenizin emrinde çalışamam ki. Ne o huzurlu olur ne de ben. Benim yüzümden sen de yandın Melih abi. Ben inandığım şeyi yaptım Burak Bey. Teşekkürler. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Sen de aklına helal et. Helal olsun. Hakkını ödeyemem. Rica ederim. Halil abi, senden bir ricam daha olacak. Tabii. Aslı'yla annesini yalnız bırakma. Yani bu gecelik de olsa bizim otellerden birine. Emel Hanım'ın bunu kabul edeceğini sanmıyorum Burak Bey. Ama bende kalmasını teklif edeceğim. Ben zaten yalnız kalıyorum. Bir akrabama gidelim ben de. Tamam, olur. Hatta daha da iyi olur. Ben de gelirim, konuşuruz orada. Yani bu zamanlarda senin desteğine ihtiyacım var Halil abi. Ben Aslı'yı hayatta bırakmam. Bunu annesi de anlıyor artık. Sular durulunca her şey yoluna girecektir. Tamam. Sağ ol Halil abi. Arabam ön tarafta. İstersen onunla alabilirsin. Gerek yok. Ben kendi arabamla geldim Burak Bey. Buyurun. Size her şeyden haberdar edeceğim. Bir de anneme kızıyorsunuz yalancı diye. Sizin yaptığınız ne peki abi? Ya beni aptal yerine koydunuz. Eda, olaylar böyle gelişti. Ya nasıl böyle gelişebiliyor ki? Bak Burak yaptığı kaçamağı Çağla'dan saklamak için benim Aslı'yla sevgili olduğum yalanını ortaya attı. Ve bu yalan bugüne kadar devam etti. Aslı da iyi oyuncuymuş maşallah. Eda, bak Burak'a da bana da kızmakta haklısın. Ama Aslı'nın bir suçu yok. Yani ona karşı bu tavrı takımın hiç hoş değil. Abi sonuçta o da bana yalan söyledi. Eda, Aslı zor günlerinde senin yanında oldu. Senin sorunlarını dinledi. Senin için endişelendi. Bunun hiç önemi yok mu? Yani onu sana verdiği değer ve sizin dostunuz gerçek Eda. O yüzden Aslı'nın hakkını yeme. Hayatım, otele gitmeden önce bir şey yapmak ister misin? Aşkım bir eve uğrayabilir miyiz? Pasaportumu bulamıyorum. Evde unuttum galiba. Tamam olur, sorun yok. Ya ne oldu senin, bir şey canın mı sıkkın? Bugün herkes bir tuhaftı, fark ettin mi? Ya ona kafam takıldı biraz. Evet, ben de fark ettim. Ya kesin bir şey oldu ve bize söylemiyorlar. Ya öğrenmeden içim rahat etmeyecek benim. Sen merak etme, ben Volkan'la konuşurum, neymiş öğreniriz hemen. İyi olur. Hadi gidelim. Bunu alabilecek miyim canım? Ben küçük torbaları alayım. Şükran, senin bu olanlardan haberin var mıydı? Hayır Selda Hanım. Ben de daha yeni duydum. Senin sözüne güvendim ve şu başımıza gelene bak. Ne deseniz haklısınız Selda Hanım. İnanın ben de çok üzgünüm. Seni ilgilendiren bir durum yok Şükran. Müsaadenizle efendim. Ya ne bu surat Çağla? Sevineceğin yerde üzülüyor musun bir de? Bence planladığımızdan çok daha iyi bir şey oldu. En azından o Aslı denen kız artık o evde bir dakika bile barınamayacak. Tabii Burak gitmelerine izin verirse. Ya bu Burak'ı birazcık fazla büyütüyorsun gözünde. Sence bu bütün yaşananlardan sonra ailesi Burak'ı mı sağlayacak? O da ailesine res çeker. Kim? Burak mı res çekecek ailesine? Ah be Çağla'cığım ya, ben de seni zeki sanıyordum. Burak babasının gücü arkasında olmadan 3 gün dahi yaşayamaz.
O şimdi böyle bir ahkam keser, havalara girer. Ondan sonra 3 gün sonra kuyruğunu sıkıştırır. Kuzu kuzu geri döner. Korkak kızım o, korkak. Umarım dediğin gibi olur Ganicim. Tamam, asma hadi artık suratını. Bak, zaferimize gölge düşürüyorsun. Ben kutlama falan yaparız diye düşünüyordum. Senin şu haline bak. Tamam. İyiyim ben. Yalnız şu kutlama işini yarına bırakalım, olur mu? İlk günü sevgili kardeşlerimle geçireyim. Annem de huzursuz olmasın. Olanlardan henüz haberi yok. Kim bilir nasıl tepki verecek. Olur, öyle olsun. Emel Hanım, nereye gidiyorsunuz? Gideceğiniz yere bırakayım ben. Belli değil mi gideceğiniz yer? Yok. Kalırız bir otelde. Vallahi bu olayların arasında o kadarını düşünemedim. Emel Hanım, olmaz öyle şey. Bakın Emel Hanım, benim evim müsait. Zaten yalnız yaşıyorum. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz bende. Ben zaten bir akrabamda kalacağım. Uygun olmaz. Neden olmasın Emel? Bize gel diyeceğim ama bizim evin halini biliyorsun işte. Bak, hem böyle kadın başına otellerde falan olmaz. En azından bu akşamlık Halil'de kal. Ha? Kısa bir süre sonra uygun bir ev buluruz. Ne dersin? Peki Halil Bey. Her şeyi halledeceğim. Merak etme. Sana söz veriyorum. Aslı. Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Yetmezmiş. Böyle bağırıyor arkasından. Ah, geldiğimiz durumlara bak Nihat. Ya bunca yıl oku, büyüt, bir yaşa getir. Ne yüdüğü belirsiz bir kız yüzünden sana sırt çevirsin. Ama tabii kabahat bende. Hiç kabul etmeyecektim ben bunları evime. Tamam Selda. Sakin ol lütfen. Ha, durumu çok abartıyorsun. Abartıyor muyum?
Ay sen olanların farkında değilsin galiba Nihat. Ben her şeyin farkındayım. Ama sen olaya dışarıdan bakamıyorsun. Objektif davranamıyorsun. Biraz aklı selim davransan, duygusal davranmasan böyle fevri hareket etmeyeceksin. Onları sanki bir suç işlemişler gibi kovdun. Buna hakkın yoktu. Ne Aslı ne de annesi böyle bir muameleyi hak etmiyordu. Peki ben senin bu tavrını hak ediyor muyum? Yani senin için en güzelini, en iyisini istemek suç mu oldu? Neye göre en iyisi? Daha Aslı'yı doğru düzgün tanımıyorsun bile. Ama zaten senin tek ilgilendiğin Aslı'nın kim olduğu, kimlerden olduğu değil mi? İyi kalbinin olması, dürüst olması, ahlakının olması zerre kadar senin umurunda değil. Yeter! Bu kız senin gözlerini kör etmiş. Gerçekleri göremiyorsun. Asıl gerçekleri göremeyen biri varsa o da sensin anne. Seni de kör eden şey senin o kibrin. Tamam Burak. Gerçekten yeter. Yani ne olursa olsun annene bu şekilde konuşmana müsaade Volkan. Sen ne yaptın Çağla? Ha? Ne yaptın? Bu yaptığın şeyin ne bir affı ne de bir açıklaması var. Peki sana ne demeli? Hı? Başından beri her şeyi bilmene rağmen sustun. Beni aldattın, bana hiçbir şey söylemedin. Olanlardan benim kadar sen de sorumlusun. Beni karıştırma Çağla. Şimdi ne geçti eline? Herkes duydu, herkes öğrendi. Şimdi ne olacak? Selda teyze onların bir araya gelmesine asla izin vermez. İki cihan bir araya gelir, onlar bir araya gelemez. Çağla, Burak Aslı'yı seviyor, Aslı da Burak'ı seviyor. O yüzden buna bu kadar emin olma. Ne aşklar gelmiş geçmiş. Bu dünyada aşktan sevgiden daha önemli şeyler de var. Burak'ın altından arabasını, cebinden kredi kartını al bakalım. Üç gün sonra kalıyor mu aşk sevgisi? Peki ya Aslı? Onu bu halde kaç gün daha sever zannediyorsun? Çağla, Aslı öyle bir kız değil. Onu kendinle karıştırma. Göreceğiz. Ya sen ne kadar fesat, ne kadar kötü kalpli bir insansın ya. Onların ilişkisini bildiğin halde nasıl bu kadar iğrenç bir oyun kurabildin? Bir konuşmaya sen kalmıştın. Sen odana çıkıp annene ağlasana Eda. Çağla, haddini bil, doğru konuş. Volkan, ne oluyor burada? Çağla, ne oluyor? Anlatmayacak mısınız? Burak abiyle Aslı. Yani abimin kız arkadaşı zannettiğimiz Aslı aslında Burak abinin kız arkadaşıymış. Çağla, düğün pastanızı Aslı'nın pastanesinden sipariş etmiş. Sırf düğüne gelsin de onu herkesin içinde rezil edebilsin diye. Bunu da büyük bir zevkle yaptı zaten. Çağla, doğru mu bunlar? Hayır tabii ki anne. Eda abartıyor. Abartıyor muyum? Eda'nın anlattıkları doğru. Çağla, Burak'ın onu terk etmesinin acısını bu şekilde çıkarmaya çalıştı. O yüzden de herkesin ortasında Aslı Volkan'la sevgili dedi. Ve bu durumda Burak'ın susup sessiz kalmasını bekledi. Ama tam tersi oldu. Burak abi Aslı'nın kendi sevgilisi olduğunu söyledi. Benim iyice kafam karıştı. Ben Aslı'nın Volkan'ın sevgilisi olduğunu düşünüyordum. Çağla, Burak'tan intikam almak için böyle bir günümü seçtin. Ben de
organizasyonla ilgileniyorsun diye mutlu olmuştum. Meğer oyunlarına bizi de alet etmişsin. Yazık. Aslı, sen de geç kızım. Çekinmeyin ne olur. Kendi evinizde gibi davranın. Sağ olun Halil Bey. Size de zahmet oldu. Karnınız aç mı? Bir şeyler hazırlayayım mı? Çay da koyabilirim. Yok. Bizim yemek yiyecek halimiz kalmadı. Tamam. Dolapta yiyecek şeyler var. İstediğiniz zaman yersiniz. Sağ olun. Emel Hanım. Belki söylemek bana düşmez ama gençler birbirlerini seviyor. Lütfen. Bu konuyu kapatabilir miyiz Halil Bey? Ama ben şahidim. Aslı Burak Bey'den kaçmak için elinden gelen her şeyi yaptı ama gönül bu. Ferman dinlemiyor işte. Tamam, siz de haklı olarak tepki gösterdiniz. Ama onların sevgilerine de inanmak lazım. Halil Bey, boş yere gerilmeyelim. Tamam. Yarın yeniden konuşuruz. Ben şimdi müsaade istiyorum sizden. Ya size çok zahmet oldu. Evinizden ettik sizi. Rica ederim. Bir akrabamda kalacağım. Yakında oturuyor zaten. Yarın yeniden uğrarım. Bir şeye ihtiyacınız olursa ne olur çekinmeden arayın, tamam mı? Sağ ol. Halil abi. Sağ ol. Sen de sağ ol Aslı. Efendim Burak. Halil abi, ne yaptınız? Ne yapayım, eve bırakıp çıktım. Peki ben ne yapayım? Ne zaman gelip konuşayım Emel Hanım'la? Vallahi işimiz zor Burak. Bana bile iki kelime ittirmedi. Seninle konuşması imkansız. Biraz zaman geçsin istersen. Aslı nasıl? Nasıl olsun, üzgün işte. Hem evlerini kaybettiler, hem işlerini. İşin daha kötüsü Emel Hanım Aslı'yla konuşmuyor. Hepsi benim yüzümden. Eninde sonunda ortaya çıkacaktı Burak. Olan oldu artık. Bence daha fazla kendimizi bırakmayalım. Zaman geçsin, ben Emel Hanım konuşur ikna ederim. Peki, tamam. Sağ ol Halil abi. Sen de sağ ol. Anneciğim gerçekten çok özür dilerim. Ben böyle olacağını, böyle sonuçlanacağını tahmin edemedim. Nasıl sonuçlanacağını tahmin etmiştin Çağla'cığım? Seni artık gerçekten tanıyamıyorum. Resmen Burak'ı takıntı haline getirdin. Nasıl getirmeyeyim anne? Burak beni evlerinde çalışan hizmetlerinin kızıyla aldattı. O kız yaptığım her şeyi hak ediyor. Tasarımını çalmanı bile mi? Şu an her şeyi daha iyi anlıyorum. O konuda da bana yalan söyledin. Sinirlenmekten öte, öfkenin bana verdiğin değerin önüne geçmesine kırıldım. Olay daha da büyüyüp bütün töreni mahvedebilirdi. Anne biliyorum, dedim ya çok özür dilerim, ben böyle olacağını tahmin edemedim. Ama bana çok büyük bir haksızlık yapıldı. Ben aldatıldım, kandırıldım. Bunu yanlarına bırakamazdım. Seni üzdüğüm için çok özür diliyorum, çok üzgünüm. Ama ben de çok üzüldüm. Benim Burak'la olan ilişkimi, geleceğimi mahvetti. Benim olanı çaldı. Bunu yapabildiğine göre demek ki Burak sana hiç ait olmamış. Ya oğlum en azından bana söyleyebilirdin. Ya beni bile kandırdınız. Baba anlattım ya sana. Her şey Burak yüzünden. Ya lütfen bu sebepten bana yüklenme. Ben de bıktım onun arkasını toplamaktan. Ya oğlum en azından bana dürüst olabilirdin. Zaten yeterince dert var başımda.
Bilmediğin bir şey mi var? Evet. Anne. Elçin eski eşinin hisselerini satın almış. Ne? Ya bu kadın bizi üzmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ya bir düşünsene, Elçin bunu duyduğunda ne kadar üzülecek, ne kadar sinirlenecek. Anne, Elçin'in resmen ortağı artık. Of, Allah baba olacakları hayal bile edemiyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Yani Elçin'i şu an söyleyemem. Yani balayımıza rezil etmesine izin veremem Volkan. Herhalde balayından döndükten sonra amcanla konuşup bir çare bulacağız. Yani şu an aklıma da hiçbir şey gelmiyor ki. Baba eğer istersen ben amcamla konuşayım. Hem siz balayından dönene kadar belki bir şeyler bulur. Tamam. Canım pasaportu buldum. Artık çıkalım mı? Tamam. Anne, bu şekilde gitmeyeceksiniz değil mi? Yani kaç gün yoksunuz, lütfen kırgın ayrılmayın. Bence böylesi çok daha iyi olacak. Belki yokluğumuzda yaptıklarınızı düşünüp biraz ders çıkartırsınız. Hı? Nihat, senin bu sakin hallerin beni deli ediyor. Ya ne yapmamı bekliyorsun? Ne demek ne yapayım? Hiç olmazsa bursu geri çek, aynı okulda okumasınlar. Yani saçmalıyorsun Selda'cığım. Biz insanlara yardım ediyoruz, hayır işi yapıyoruz değil mi? Yani benim oğlumun gönül işiyle bu işi karıştırmamamız gerekiyor. Tamam, o zaman bırak o okulda okumasın, yap işte bir şeyler. Heh, onları ayıralım ki aşklarını daha da güçlendirelim. Ha Burak da hırslansın, ondan sonra biz hayır dedikçe gitsin kızla evlensin. Ay, ağzından yel alsın, ben asla böyle bir şeye izin vermem. Bak Selda, benzer bir şeyi ben geçmişte Sinan'la da yaşadım. Biz ona hayır dedikçe Başak'ın ona uygun biri olmadığını hiçbir zaman göremedi. Başak da hep mağdur kadını oynadı. Ne zamanki evlendiler, biz tabii konuşmayı kestik. Ondan sonra Başak'ın gerçek yüzünü gördü. Sen bunu hatırlıyorsun değil mi? Hı? Ne yapacağız peki? Yani sevgili mi olsunlar? Nihat, o kız oğluma uygun bir kız değil. Oğlumu mutlu edemez. İmkansız gibi görünen, yasak olan her şey insanlar için çok daha caziptir. Hele ki bu yaşlarda. Böyle yaparak Burak'ı Aslı'ya daha çok itersin. Aslı da aciz olur ve Burak sevgiyle birlikte ona bir tür acıma duygusu hisseder. Ne yapacağız peki Nihat? Tamam. Burak'ın kredi kartlarını ve hesaplarının hepsini kapat. Bakalım Burak 5 kuruşsuz kalınca da bu aşk böyle sürecek mi? Yani bulduğun çözüm bu mu yani şimdi? Bir kere Aslı parasız yetişmiş bir kız. Ya böyle bir şeyle onu yıldıramazsın. Ben çok daha başka bir şey düşündüm. Lütfen bana bırak. Ve Burak'la da konuşma sen bu arada. Hı? Tamam Nihat, tamam. Selda'cığım biraz yoruldum. Zaten yeterince stres oldu. Tamam Nihat'cığım, konuşmuyorum artık. Dinlen o zaman. Alo Necmi. Ne yaptın? Talimatınız doğrultusunda izlemeye devam ediyorum Nihat Bey. Neredeler şu anda? Selda Hanım'ın şoförü Halil'in evinde. Tamam, takibe devam et. Eğer evden ayrılırlarsa bana haber ver. Özellikle Aslı. Elbette Nihat Bey. Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın?
salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püsküllü belamı derde salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde şu an seni yatağımdayım. Bu gece kokunu içime çekerek uyuyacağım. Sakın üzülme. Seni çok seviyorum. Yalan dolan, püsküllü belamı derde salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Alansızın gir içeri, her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püsküllü belamı? Derde salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püsküllü belamı derde salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan. Şükran, Burak odasında yok. Salonda da yok. Nerede bu çocuk? Kendisi evde efendim. Arabası ön kapıda. Bahçede olabilir mi? Hemen gidip bakayım. Ben bakarım. Burak, oğlum ne işin var senin burada? Buraya gelmem de mi yasak anne? Ben oğlumu gerçekten tanıyamıyorum. Gerçekten tanıyamıyorum. Oğlum şu haline bak. Ne varmış halimde? İki günlük kız için şunlara değer mi? Yani evimizde huzur kalmadı. Benim huzurum Aslı'yla beraber gitti. O para avcısı için şu bize yaptıklarına bir baksana. Yazıklar olsun Burak sana. Aslı'yı aşağılamaya devam edersen bu evden giderim. Bak Burak, ben senin annenim. Benimle doğru düzgün konuş. Sen de Aslı hakkında doğru düzgün konuş. Burak. Yok. Biz seninle böyle konuşarak bir yere varamayacağız. Çünkü benim ne hissettiğimin hiçbir önemi yok senin için. Mutlu olup olmamam umurunda bile değil. Burak. Burak. Burak, nereye? Burak bir sinirle çekti gitti. Ne yaptın Selda? Bir şey yapmadım. Biraz aklını başına toparlasın diye konuşayım dedim ama kıza laf söyletmiyor. Selda, ben sana boşuna konuşuyorum. Söylediğim her şey bir kulağından giriyor, öteki kulağından çıkıyor. Böyle davranarak Aslı'ya daha çok yakınlaştırıyorsun. Ama sen devam et. Bravo, aynen böyle devam et. Ben sana Burak'la konuşma işini bana bırak demedim mi? Hı? Dedim değil mi? Onu müştemilatta öyle üzgün görünce sinirlerim bozuldu. Yani resmen kızın arkasından yas tutuyor. Selda, bence de Aslı Burak'a göre bir kız değil. Ama Burak'taki değişimi görmemek için de kör olmak lazım. Bu çocuk bu kıza aşık olmuş. Yapacak bir şey yok. Benim oğlum öyle bir kızı sevemez.
Sen böyle yapmaya devam ettikçe, gittikçe daha çok sevecek. Onların bir çılgınlık yapmasından korkuyorum ben. Ya Sinan'la yaşadıklarımızı tekrar yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Ay yok artık. Herhalde bu kadarına da cesaret edemezler yani. Böyle bir şeye izin vermem. Umarım Sevdacığım. Umarım öyle olur. Bak sana son kez söylüyorum. Lütfen Burak'la konuşma. Olur mu? Emel Hanım. Ah. Günaydın. Günaydın. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok. Ben kahvaltılık bir şeyler getirmiştim size. Teşekkür ederim, zahmet etmişsiniz. Estağfurullah. Rahat uyuyabildiniz mi gece? Bunca olaydan sonra ne kadar rahat olabilirse. Fırından yeni çıkmıştı. Sıcak sıcak soğutmayın isterseniz. Aslı nasıl? Bilmiyorum, konuşmuyorum Aslı'yla. Emel Hanım, Aslı'ya da kendinize de ziyan ediyorsunuz. Yani anne kızına küser mi hiç Allah aşkına? Onu başta düşünecekti Halil Bey. Ben bunca yıl gururum için yaşadım. Ekmeğini yediğimiz insanların gözünde iki paralık olduk. Kovmaktan beter ettiler. Benim gururum da, onurum da ayaklar altına. Halil Bey, ben Aslı'yı çok zorluklarla büyüttüm. Ama yine de değerlerimden ödün vermedim. Bazen sarsıldım ama hiç yıkılmadım. Ta ki düne kadar. El alemin yapamadığını evladım yaptı bana. Ömer'im sağ olsaydı. Bunların hiçbirine izin vermezdi. Eminim şu anda mezarda kemikleri sızlıyordur. Anne böyle bir şeyi nasıl söylersin? Çünkü öyle hissediyorum Aslı. Ben sizi yalnız bırakayım. Ben bu zamana kadar ne seni ne de babamı utandıracak hiçbir şey yapmadım. Ben sadece aşık oldum. Aşık mı oldun Aslı? Aşık oldun. Ne kadar aşık oldun kızım? Anneni ezip geçecek kadar mı? Anne neler söylüyorsun? Sen benim bu dünyada değişmeyeceğim tek kişisin. Buradan bakınca çoktan değişmiş gibi görünüyorsun Aslı. Öyle olmasaydı dün yaşananlar yaşanmazdı. Aslı, sana defalarca söyledim beni dinlemedin. Gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Bu mu bana verdiğin değer? Ama anne. Aması maması yok Aslı. Ben seni bu yaşa getirinceye kadar ne kadar çok şey çektim. Bir Allah bir de ben biliyorum. Aslı sen de biliyorsun sandım. Ama farkında bile değilsin. Benim üzülmemi istemediğini söylüyorsun ya Aslı. Madem öyle, bir karar vereceksin. Ya aşkın, ya da ben. Anne yalvarırım. Beni bir seçim yapmak zorunda bırakma yalvarırım. Aslı, sana son sözüm bu. Ya aşktan vazgeçeceksin. Ya da Burak'ı seçersen bir daha bana anne deme. Thank you.
de mi hayal kırıklığına uğrattım? Seni de mi kırdım? Keşke yanımızda olsaydın. Sana o kadar çok ihtiyacımız var ki. Ben seni kaybettim. Ama annemi kaybedemem. Sana söz veriyorum. Bundan sonra annemi asla üzmeyeceğim. Sen rahat. Bir an önce ev bulmamız lazım. Eşyalar da Nihat Bey'in deposunda kaldı. Emel Hanım, istediğiniz kadar burada kalabilirsiniz. Eşyaları da alt kata yerleştiririz. Eksik olmayın Halil Bey. Bir an önce kendi düzenimizi kurmamız lazım. O evde kalmayı kabul etmeyecektim. Darmadağın olduk. Anne. Senden çok özür dilerim. Benim için senden daha değerli hiçbir şey olamaz. Seni bir daha asla kırmayacağım. Ne olur affet beni. Karar verdin mi Aslı? Seni bir tek şartla affederim. Bir daha çocukla görüşmeyeceksin. Bana da yalan söylemeyeceksin. Sana söz veriyorum anne. Siz anne kız böyle kenetlenirseniz önünüzde hiçbir engel duramaz. Ben de müsaade isteyeyim artık. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Benim de çıkmam lazım. Pastaneye gideceğim. Eksik olmayın. Daha ne yapacaksınız ki? Söz verdim anne. Tamam Aslı. Hadi Aslı, çıkalım o zaman. Tamam Ali abi. Şu an evden çıkıyorlar Nihat Bey. Takip etmeye devam et Necmi. Attığı her adımdan haberim olsun. Tamam. Takibe devam ediyorum. Tamam. Ay çok merak ettim. Öleceğim meraktan. Ne yaptılar acaba? Arayıp kendine sorsana. Oldu canım. Sen arayıp sorsana sevgili kuzenine ne yapmışlar. Ne kadar ilgisizsin. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Yengem Aslı'yla annesini kapının önüne koymuştur. Burak bu duruma sinirlenmiştir ve Aslı'ya olan aşkı bir Kenan olmuştur. Abartma istersen. Yakında Burak Aslı'yla evleneceğim diye ortaya çıkarsa hiç şaşırmam. Sen bunları beni delirtmek için söylüyorsun değil mi? Hayır. Yaptığın saçmalıkların neye mal olacağını söylüyorum. Günaydın. Hı? Günaydın. Günaydın. Ben çıkıyorum. Nereye? Annemle buluşacağım. Ha, annenle buluşacaksan aranızdaki problemleri hallettiniz o zaman. Evet. Bunca zaman sizi niye aramadı? Söyledi öyleyse. Ay, sebep neymiş? Çok merak ettim. Eda'cığım, geç kalma tamam. Ben de amcamı getireceğim. Şu merak ettiğimiz konuyu araştıracaktı. Peki abicim. Volkan, hakikaten annen neden hiç arayıp sormamış bu zamana kadar sizi? Bu konular seni ilgilendirmiyor Çağla. İlgiden de hiçbir şey anlamıyorsunuz. Tamam, hiçbir şey sormuyorum Volkan.
Telefonu açmaman çözüm değil. Bence kararını ona da söylemelisin. Biliyorum Allah'ım. Zaten hastaneye yaklaştık. Ben burada bir yerlerdeyim. Tamam. Alo. Aşkım, nihayet. Ya telefonu açmayınca seni çok merak ettim. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Sesin pek öyle gelmedi bana ama. Bir sorun mu var? Daha ne sorun olsun ki Burak? Canım, bak haklısın. Ama zamanla her şey yoluna girecek. Hiçbir şeyin yoluna gireceği falan yok. Yeterince üzdük de üzdük. Ayrılmamız en doğrusu. Ne? Ayrılmak mı? Aslı bak saçmalıyorsun. Tamam herkes yerinde. Ama biz güçlü olursak, yan yana olursak bizim aşamayacağımız bir engel yok. Bunu biliyorsun. Benim yapacak daha önemli şeylerim var Burak. Tekrar annemin güvenini kazanmam lazım. Bu yüzden en doğrusu bu olacak. Hoşça kal. Aslı'yı kaybedemem. Bir şeyler yapmam lazım. Açmıyor işte ya. Of çok merak ediyorum ama. Burak'la ayrıldık. Ne? Ne? Nasıl yani? Böyle olmak zorundaydı. Yoksa her şey daha kötü olacaktı. Of, inanmıyorum ya. Serda Hanım bizi evinden kovmaktan beter etti. Dün gece Ali abinin evinde kaldık. Annenin de haberi oldu tabii. Ya Gonca. Hem evimizden, hem işimizden olduk. En kötüsü de annemi hayal kırıklığına uğrattım. Ona kendimi affettirmek için Burak'la ayrılmak zorunda kaldım. Bir daha Burak'la görüşmeyeceğime dair ona yemin ettim. Annem için Burak'tan vazgeçtim. Ya canım arkadaşım, üzme kendini. Lütfen perişan oldun. Ben Burak'ı çok seviyorum. Onu nasıl unutacağım? Sana afiyet olsun sevgili kardeşim. Ben çıkıyorum. Amcanla mı görüşmeye gidiyorsun? Evet. Tamam. Bak ne olmuş ne bitmiş bir şey öğrenirsen hemen beni arayıp haber veriyorsun tamam mı? Çağla, sen Aslı'nın kim olduğunu açıklayarak aramızdaki anlaşmayı bozdun. Bir daha benden bir şey bekleme. Ben hiç öyle düşünmüyorum Volkan'cığım. Burak'ın mahalle gülüne senin de aşık olduğunu öğrensin istiyor. Olamazsın değil mi? Bak Çağla, benimle sakın ters düşeyim deme. Ben ne Burak'a ne de Gani'ye benzerim. Tamam. Şakadan da anlamıyorsun Volkan. Ah canım kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Nasılsın? İyiyim. Sen nasıl oldun? İşte. İyiyim. Nasıl geçtin ya? Yani pek iyi geçtiği söylenemez. Neden? Ne oldu?
ufak bir kriz yaşadık. Çağla Burak abinin ondan ayrılmasını hazmedemediği için ortalığı karıştırdı. Abimin kız arkadaşı zannettiğimiz Aslı aslında Burak abinin sevgilisiymiş. Nasıl yani? Volkan'ın kız arkadaşı mı vardı? Evet. Ya ama çok karışık. Ben sana en iyisi baştan anlatayım. Keşke Burak'tan ayrılmasaymış. Ayrılmayıp ne yapacaktı Erdem? Aslı için annesi her şeyi. Zaten başka kimsesi de yok da. Emel teyze çok gururlu bir kadındır ayrıca. Öyle hemen her şeyi kabul edemez. Hem Burak'ın ailesi de adım atmayacağına göre. Oğlan Burak'la Aslı'ya oldu desene. Öyle. Ama en çok da Aslı'ya oldu Erdem. Yani hem annesi işinden oldu. Hem evsiz kaldılar. Başlarını sokacakları bir evleri bile yok. Hayatım, bizim acilen Aslı'lara bir ev bulmamız lazım. Evet, ne yapacağız? Ya benim köşede kalmış bir param var hala. Hem Aslı'yla yaptığımız işlerden de para gelecek. Artık bir şekilde halledeceğiz. Hallederiz değil mi Erdem? Hallederiz tabii. Yani Aslı bizim dostumuz, kardeşimiz. Ve Burak da kankam. Ya canım benim ya. İyi ki tanımışım seni. Başka bir isteğiniz var mı efendim? O bileklik senindi Şükran, değil mi? Neden bana söylemedin? Efendim, defalarca Aslı'yı uyardım. Hatta bu evden de gönderdim. Ama başarılı olamadım. Sizden çok özür diliyorum. İnanın ben böyle olmasını istemezdim. Aslında sana başka türlü davranmam lazım. Fakat tabii sen de kefil olduğun insanların böyle çıkacağını tahmin edemezsin. Haklısınız efendim. Vereceğiniz her türlü karara razıyım. Herhangi bir kararım yok Şükran. Lütfen işinin başına dön. Yerime birini bulsun. Beni de bir dakika tutmaz. Yani kısaca Burak kendini korumak için abini kullanmış. Sonra da her şeyi anlatmaya mecbur kalmış. Zaten hep böyle oluyor. Abim sürekli onun arkasını topluyor. Ama bana yalan söyledi. Ben Aslı'yı çok sevmiştim. Artık ona bir daha nasıl güvenebilirim bilmiyorum. Ya belli ki o da mecbur kalmış Edacığım. Haklı olabilirsin. Yani yengemden çekinmiştir. Annesi onların evinde aşçıymış. Gerçi ikisi de herhalde artık orada yaşamıyordur. Yengem onları çoktan kovmuştur. Hiç şaşırmadım. Yengen insanları sınıflandırmayı çok sever. Zamanında beni babana layık bulmayıp bizi ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Ama işte ilahi adalet. Sonunda hak yerini buldu. Ve kınadığı şey onun da başına geldi. Edacığım, kızım. Kusura bakma, böyle ben bir anda geçmiş günlere gittim. Yengen hakkında kötü konuşmak istemezdim. Yani eminim ki o da babanı korumak için böyle yapmıştır. Şimdi de Burak'ı korumak için yapıyor. Yok, önemli değil anne. Gerçekten anlıyorum. Yani senin de yaşadığın şeyler zormuş. Aslı'ya ne kadar kızsam da onu da anlamaya çalışıyorum. O çok iyi bir kız. Benim ne zaman bir sorunum olsa yanımda oldu. Destek verdi. Akıl verdi. Bak işte aslında iyi bir kız ama yani fakir olduğu için bir takım çevreler tarafından dışlanmış. Kızım, bak sen kalbinin sesini dinle. Bu kötü zamanında arkadaşın lütfen yanında ol. Haklı olabilirsin. Ya ama Aslı abimin kız arkadaşı olmalıydı. Yani o kadar hayal kırıklığına uğradım ki. Belki de o yüzden bu kadar sinirliyim. Canım eminim abinin senin seveceğin bir sevgilisi olacaktır. Babamın evlilik kararını biliyorsun. Abim de eğer böyle saçma sapan bir karar alırsa ben artık buna katlanamam. Ben abinin doğru bir karar alacağına eminim. Edacığım,
benim artık kalkmam lazım kızım. Olur tamam. Benim de zaten arkadaşlarıma sözüm vardı. Tamam. Ben o zaman hesabı isteyeyim. Bakar mısınız? Demek 4 ay önce tahliye olmuş. Anlıyorum. Tamam, sizden onun hakkında her şeyi öğrenmenizi istiyorum. Haber bekliyorum. Buyurun Volkan Bey. Canım hoş geldin. Hoş bulduk yengeciğim. Nasılsın? İyidir yengeciğim, sen nasılsın? Nasıl olayım Volkan? Neden bize söylemedin? Her şey gözümüzün önünde olmuş. Bak yengeciğim, ben Burak'ı defalarca uyardım. Sizi de uyarmaya çalıştım. Hem ben bunu gelip direkt size söyleseydim Burak benim bir daha yüzüme bakmazdı. Tamam Volkancığım ama şimdi ne yapacağız peki? Burak beni dinlemiyor. Ne beni dinliyor ne amcanı dinliyor. Ben elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Kuzenimin de babam gibi hata yapmasını istemiyorum. Yani bence Aslı Burak'a yakışmıyor. Canım haklısın. Ama bunu anlamayan tek insan var, o da Burak. Yani bizi o kadar üzdü ki. O kız için hepimizi karşısına aldı. Ya onun da aklı başına gelecektir yenge. Sen merak etme. Ben onu yanımdan ayırmam. Bir şey olursa da size söylerim. Çok sağ ol canım. Babanlar nasıl? Görüşebildin mi? İyiler ya. Bir sıkıntı yok. Sevindim. Ay neredeyse onların nikahı da mahvolacaktı. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk amca. Nasılsın, iyi misin? Nikahtan söz ediyordunuz galiba. Bizden sonra umarım çok kötü şeyler olmadı. Yok, olanları öğrendiler ama bir şey söylemediler. Yani ailemizin bu kadar önemli bir gününde böyle bir şey olmasını istemezdim. Kusura bakma. Amca lütfen, bunun sizinle ne alakası var? Ama asıl sıkıntı döndüklerinde olacak. Ne oldu? O kadın işte amca. Kim? Başak mı? Mels Kozmetik'in hisselerinin bir kısmını satın almış. Ne diyorsun? Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Çağla'nın babası Elçin ablanın ortağı biliyorsunuz. O satmış ona. Ya böyle bir şey olamaz. İnanamıyorum ya. Peki Sinan'la Elçin biliyorlar mı? Babamın haberi var. Elçin ablayı da balayından sonra söyleyecekmiş. Ki zaten şu an şirkete gitse direkt öğrenir. Ya bu kadın bizim huzurumuzu kaçırmak için her şeyi yapıyor. Elinden ne geliyorsa yapıyor. Ya Sinan'ın evliliğini de bitirirse... Ay ne olursun ya. Tüm ne olur sakin ol. Kadının senin sağlığına kastı var. Evet amca sen sakin ol ya. Biz bir şekilde hallederiz. Olmadı ben konuşurum onunla. Senin konuşmana gerek kalmayacaktır herhalde Volkan. Ya bu kadın 3'e aldığı hisseyi bize 5'e satacaktır. Zaten paradan başka bir şey düşünmediği için. Haklısın amca. Ay Elçin dönünce delirecek. Delirecek Elçin. Neyse amca artık ben çıkayım. Volkan. Ya senden bir ricam var benim. Bu aralar Burak'ı yalnız bırakmasan. Onun Gani ile kavga ettiğini biliyorum. Geçenlerde de bizim eve geldi. Sence onların arasında nasıl bir husumet var? Vallahi bilmiyorum amca ama eskiden çok iyilerdi. Şu an bayağı düşmanlar birbirlerine. Oğlum siz kendinize dikkat edin olur mu? Ben öğreneceğim ne olduğunu. Amca bu arada bu hapishane olayıyla ilgili bir şey öğrenebildin mi? Hapishane? Ha hayır. Hapse falan girmemiş Başak. Yalan söylemiş bize. Bir şey olduğu belliydi zaten. Neyse amca ben çıkayım artık. Tamam canım. Hadi hoşça kal. Demek ki artık amcamıza da güvenemeyeceğiz. Ortada bir yalan varsa kesin bir sır da vardır. Aslı, Erdem'le size uygun birkaç ev bulduk. Yarın beraber bakalım mı? Bizim ev bakmamız mümkün değil şu anda. Mümkün Aslı. Bu parayla mümkün. Olmaz Gonca, ben bunu kabul edemem.
Zaten son işte sizi zarara uğrattım. Arkadaşım saçmalamaz mısın? Hiç zararımız olmadı değil mi Erdem? Yani aldığımız ilk avans maliyetine yetti. Olan senin güzel emeğine oldu. Ya ayrıca senin sayende kaç tane iş aldık? 1 lira para aldın mı? Ya bari bunu kabul et. Emel teyzeye de moral olur. Yarın bakalım eğer beğenirseniz Erdem hemen bir araba ayarlayacak. Bir günde taşırız sizi. Ya evet Aslı ya. Ne olur kabul et. Hem gerçekten burada senin de hakkın büyük. Ya hepimizin burası. Hem bu para senin hakkın. Evet Aslı. Ayrıca biz birbirimize destek olmazsak kim olacak? Lütfen kabul et. Tamam. Kabul ediyorum. Ama borç olarak. Ay tamam ya, tamam. Çok sağ ol Gonca. Erdem, çok teşekkür ederim. Merhaba. Ben yanlış zamanda mı geldim? Aa, yok, hiç olur mu öyle şey? Lütfen buyurun oturun. Hoş geldiniz, buyurun. Teşekkür ederim. Ah, benim size harika haberlerim var. Öyle mi? Evet. Sizinle yaptığım çalışmadan çok memnun kaldım. Bundan sonra sadece sizinle çalışacağım. Ya çok teşekkür ederiz. Bunun dışında sana bir iş teklifim var Aslı'cığım. Gerçekten mi? Evet. Yeni bir şirkete ortak oldum ve seninle çalışmak istiyorum. Firmalara bir takım tasarımlar yapacaksın. Konsepti birlikte belirleyeceğiz. Sen de bu konseptlerin çizimlerini yapacaksın. Yani becerebilir miyim bilmiyorum. Çünkü ben bu zamana kadar hep pasta ve kurabiye tasarımı yaptım. Aslı'cığım ben sana çok güveniyorum. Sen çok yeteneklisin. Düğün ve doğum günü temaları olacak. Firmalara logolar tasarlayacaksın. Senin için hiç zor olmayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Hem okulum da var. Pastaneyi de bırakamam. Tam zamanlı çalışmak zorunda değilsin ki. Tasarımlarını gece yaparsın. Aslı'cığım, kısa zamanda çok iyi para kazanacaksın. Benim sağ kolum olmanı istiyorum. Çok iyi bir maaş alacaksın. Tasarım başına da prim. Birlikte çalışıp birlikte kazanacağız. Hı? Ne dersin? Tamam, kabul ediyorum. Harika. Çok sevindim. Birlikte çok güzel işler yapacağız Aslı'cığım. İnşallah. Yani inşallah yüzünüzü kara çıkarma. Şimdi müsait bir zamanda sözleşme işini de halledelim. Tamam, olur. Tamam. Ben prosedürü halledip yarın size tekrar uğrarım. Tamam. Ben size geçireyim. Güle güle. Hoşça kal. Tekrar hayırlı olsun. İkimiz için de hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoşça kal. Ay Aslı inanmıyorum ya. Alo. Pastane civarlarında Aslı'ya göre bir ev bulmanı istiyorum. Yarına kadar. Artık yorulmak yok Gonca. Hem annem için hem de kendim için çok çalışıp çok para kazanacağım. Sen yaparsın canım benim. Yaparım tabii. Bak paramız yok diye neler yaşadık. Annem her şeyi duydu. Evimizden, işimizden olduk resmen. Halil abinin evinde sığıntı gibi yaşıyoruz. Paramız olsa böyle mi olurdu? Öyle deme ama Aslı. Ama ben bunu değiştireceğim Gonca. Çok çalışacağım, çok para kazanacağım. Kimsenin ne parasına ne de evine muhtaç olmayacağız. Canım arkadaşım, sen zaten bunların birçoğunu başardın. Bundan sonra çok daha iyisini yapacaksın, gör bak. İnşallah Gonca. Hoş geldin Aslım. Hoş bulduk anne. Otur. Sana çok güzel haberlerim var.
paralar ne Aslı? Taşınmamız için. Yani yaptığım tasarımlardan kazanmıştım. Biraz da avans aldım. Hepsini geri ödeyeceğim. Yalan söylemiyorsun değil mi çocuğum? Evet anne, doğru söylüyorum. Tamam, artık bana güvenmiyor olabilirsin. Ama ben o olay dışında sana hiçbir zaman yalan söylemedim anne. Umarım bir daha beni hayal kırıklığına uğratmazsın Aslı. Uğratmayacağım. Gonca pastaneye yakın birkaç tane ev bulmuş. Eğer beğenirsek gidip bakacağız. Hemen tutacağız anne. Oh. Çok sevindim. Ya sana bir haberim daha var. Söyle. Bir iş teklifi aldım. Halil abi, geldiğin için çok sağ ol. Rica ederim Burak. Nasılsın? Çıldırmak üzereyim. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Aslı benden ayrılmak istediğini söyledi. Benimle doğru düzgün konuşmuyor bile. Emel Hanım'la konuşmalarını duydum. Aslı da annesini karşısına alamıyor işte. Ona da hak vermek lazım. Annenizin davranışları, bütün bu yaşananlar. Emel Hanım öyle üzdü ki Burak. İkisi de çok gururlu insanlar. Annem yanlış davrandı. Yani o yüzden çok haklılar. Ama ailem işte. Ben de arada kaldım. Sen de haklısın aslında. Ama Burak, bence ailen bu ilişki onaylayıncaya kadar Aslı'dan uzak dur. Ben Aslı'dan uzak duramam Halil abi. Onlara ne yapıp ne edip Aslı'yı kabul ettireceğim. Kabul edecekler. İkinizin mutlu olmasını öyle çok istiyorum ki. Bunun için de elimden ne geliyorsa yapacağım Burak. İlk fırsatta da Emel Hanım'la tekrar konuşacağım. Çok sağ ol Halil abi. Desteğine ihtiyacım var. Aslı'cığım, inşallah bu iş senin için çok iyi olur. İnşallah anne. Merak etme. Ben başaracağım. Peki okulu ne yapacaksın? Okula gitmeyi ne kadar çok istediğimi biliyorsun anne. Ama verdikleri bursu artık kabul edemem. Zaten gerek de kalmayacak. Bunun için gerekirse gece gündüz çalışacağım ve o okulu bitireceğim anne. Seni gururlandıracağım. Sana son yaşattıklarımın hepsini unutturacağım. Aslı, benim istediğim senin mutlu olman. Sen şimdi belki bana kızıyorsun. Seni anlamadığımı düşünüyorsun ama ben seni anlıyorum. Aşk güzel olduğu kadar acıdır, zordur. Yükü ağırdır. Evet. Çok zor. Canım çok yanıyor. O gözler bana bakmayacaksa. Ama hepsi geçecek. Öleyim. Hiç kimse bize o şekilde davranamaz. Dökme, üzülme, yüzüme bakma öyle. Doydun mu çocuğum? Ben toplarım. Hadi sen git dersine çalış. Tamam anneciğim. Aslan, ben de sana.
yüzüme bakma öyle. Arkanı sakın dönme, susma, anlat, konuş benimle. Kafede bir şeyler atıştıralım mı? Fazla durmayız. Tamam. Benim bunu açmam lazım. Sen geç, ben geliyorum. Tamam. Hey kuzen, ne yapacaksın? Aslı'yla mı buluşacaksın? Hayır, bir planımız yok. Ne oldu, bir sorun mu var? Evet, yani haklı olarak üzgünme geldim. Normal. Kızın hayatı birden allak bullak oldu. Benim için de kolay değil. Eve girmek istemiyorum. Hele annemi tanıyamıyorum diye. Yani kimle birlikte olduğumu seçmek... Önemli olan benim mutluluğum değil mi Volkan? Öyle de... Annen aslında sana iyi gelmeyeceğini düşünüyor. Çağla mı iyiymiş? Konu iyilik falan değil ki Volkan. Tamamen maddiyat. Aslı varlıklı bir ailenin kızı olsaydı... annem hiç böyle bir tepki vermeyecekti bile. İşte bunu bilmek hem beni üzüyor... hem de ailemden soğumama sebep oldu. Böyle konuşma onu bırak. İçimden geçenler bunlar. Neyse ya. Gel kantine bir şeyler içelim. Hem orada konuşuruz. Tamam. Evsiz barksız kaldınız. Yazık. Çok üzücü. Bir aşk uğruna değer miydi hiç? Ha bak ne diyeceğim. Biz artık Volkanlar'da yaşıyoruz. Eğer istersen anneni de hizmetçi olarak aldırabiliriz. Ha tabii Volkan'ı da baştan çıkarmayacaksan. Sen artık çok oldun abla. Rahat bırak beni. Bırak o kızı. Hemen defolup git buradan. Seni gebertirim. Elinden gelen buysa işin birazcık zor. İkiniz de Aslı'dan uzak duracaksınız. Anlıyor musun beni? Sen de dua et kızsın. Yoksa sana da yapacağım bilirim. Aslı iyi misin? İyiyim, sağ ol. Ya o iki salan senin ne işi ne? Erkek arkadaşımın eski sevgilisi. Onun yanındaki de onun yeni erkek arkadaşı mı? Hayır, o da buranın düşmanı işte. Aşkım. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Çok özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Banu. İyi ki o an yanımdaydın. Çok sağ ol. Sorun değil. Yalnız o kızı bir daha görürsem bu sefer affetmem. Ya böyle tiplere ciddi alerjim var. Gerçi sen de fena sayılmazdın. Niye tokatladın kızı? Hak etti ama. Neyse ben derse gidiyorum. Görüşürüz. Ben de geliyorum. Konuşmamız lazım. Ben bir kaçtım o zaman. Haberleşiriz. Tamam. Aslı, biraz konuşabilir miyiz? Olmaz Burak. Dersi kaçırmak istemiyorum. Aslı!
Biraz daha iyi misin? Evet, sağ ol. Biraz konuşabilir miyiz? Olmaz Burak. Tamam, beraber gidelim. İstemiyorum Burak. Aslı. Burak, bırak kolumu. Bu mu yani? Bu kadar kolay mı? Benim için de kolay değil. Ama ikimiz için de en doğrusu bu. Kime göre? Benim için tek bir doğru var. O da sensin. Ya beni ne kadar değiştirdiğini, senin ne kadar değiştiğimi görmüyor musun? Ya ben senin sayende bambaşka biri oldum ve çok mutluyum. Benim için tek doğru olan şey de bu. Bana söz verdin Aslı. Ne olursa olsun yanımda olacağına dair bana söz verdin. İlk öpüşmemizi hatırlıyor musun? Öncesinde sana söylediğimi, beni tekrar masallara inandırma, tutamayacağın sözler verme demiştin. Ben de karşıma ne çıkarsa çıksın, tüm dünya üzerime de gelse sana bunları söylemeye devam edeceğimi söyledim. Lütfen Aslı, bizi kaybetme. Ben seni çok seviyorum ve seni asla bırakmayacağım. Bu o kadar basit değil Burak. Asla bırakmayacağım Aslı. Ailemle, annenle ne kadar ciddi olduğumu görecekler. Çağla. Şu köpeğine sahip çık. Yoksa kardeşim falan dinleme. İkinizi de çok kötü yaparım. Sen de anladın değil mi? Son uyarı. Bunların arasında senin durumun ne? Burak kuzenim. Çağla da babamın yeni eşinin kızı. Yani Aslı'nın tokat attığı kız senin üvey kardeşin. Aslı'nın sevgilisi de kuzenin. Hı hı. Biraz karışık ya. Gani de Burak'tan dolayı benim de düşmanım sayılır. Ha, anladım. Sen Aslı'yı nereden tanıyorsun? Aynı sınıftayız biz onunla. İlk gün arkadaş olduk. Yani kafama göre bir kız. Aslı iyidir ya. Ama okulda kızı rahat bırakmıyorlar. O yüzden biraz dikkatli olun. Merak etme. Tırnak törpümü yanımdan hiç ayırmıyorum. Bugün takip eden kimse yok. Neyse, sonra görüşürüz o zaman. Cesaret ettiğine inanamıyorum Başak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kanka, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Burak? Sen de kötüsün değil mi? Evet. Yani olanları duymuşsunuzdur. Aslı benden ayrıldı. Buna mecbur kaldı Burak. Emel teyze çok gururlu bir kadındır. Olanları kabullenmesi çok zor. Yani ailenden hiç hak etmediği bir sürü şey duydu. İşte Aslı bu olacakları tahmin ettiği için seni uyarmıştı. O yüzden senden uzak kalmaya çalışmıştı. Ben Aslı'ya aşığım Gonca. Yani bendeki gelip geçici bir heves değil ki. Ya kanka bunu kanıtlaman lazım işte insanlara. Nasıl kanıtlayacaksın? Emel teyzeyi ciddiyetime inandırsam bizi affeder mi acaba? Denemeye değer. De bunu nasıl yapacaksın? Aslı'ya evlenme teklif ederek. Ne? Evlenme teklifi? Evlen, nasıl yani evlen? Bayağı bir evlendim. Bayağı tek taşlı yani. Ama bugün evlen yarın. Ama böyle arada nişan yok, sistemi yok. Bunlar olmazsa olmaz. O zaman düğün yapacaksın. Herhalde düğün olacak. Düğün olmaz. Bunların hepsi olmayacak. Bunlar çok zaman ister. Ya arkadaşlar tamam tamam sakin olun. Önce ben bir teklif edeyim. Aslı kabul etsin. Gerisini sonra konuşuruz. Kanka eder ya, niye etmesin ki yani, eder. Sonuçta
Her genç kızın böyle hayalidir evlenmek. Ciddi söylüyorum. Hele de senin gibi bir insan. Eder. Vallahi eder. Sen evlenme teklifi et, ben kabul ederim ya. Yani öyle yani. Kız olsam ederim yani öyle. Aslı kesin kabul edecektir. Bir dakika, bir dakika. Ben bir şey anlamadım. Ne yani, benim arkadaşım hazır asker mi? Yani bir dakika, belki bir kabul etmeyecek, belki bir bekleyeyim diyecek. Bir şeyler düşünecek. Ne? Nasıl yani Gonca? Yani kabul etmeyebilir mi? Sen ne diyorsun Gonca ya? Evet hayatım, ne diyorsun sen ya? Yani kabul etmeyebilir mi? Olur mu canım öyle şey? Eder, kabul eder ya. Kabul etmez demiyorum. Yani belki kız panikleyecek. Belki annem kabul etmeden asla evlenemem diyecek. Yani bir sürü şey var. Sıcağına sıcağına bu kadar acil hareket etmemek lazım gibi geliyor bana. E tamam işte. Ben de sıcağı sıcağına konuşayım, teklif edeyim istiyorum. İster bizimkiler, ister Aslı'nın annesi kabul etsin ya da etmesin. Ben Aslı ile evlenmek istiyorum, tamam mı? Hem herkes benim ne kadar Aslı konusunda ciddi olduğumu görecek. Aynen öyle. Peki kanka bir şey diyeceğim. Bizden ne istiyorsun mesela? Biz nasıl yardımcı olabiliriz? Gonca, sen de varsın değil mi? Varım be. Heh, süper. O zaman teklif için pastanenin mutfağı olsun diye düşündüm. Hem buraya gelirken şüphelenmez, hem de burası hepimizin en özel yeri. Doğru. Vallahi mutfak olur. Ama mum olacak mı mesela? Ya, mum olmalı, balon var. Romantik bir ortam. Böyle evlenme teklifi deyince benim aklıma mum geliyor. Tamam, mum olmalı lazım. Tamam arkadaşlar. Tamam. Bir sakin olun. Bir nefes alın. Anlaşıldı, yapacak çok işimiz var. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Ne zaman evlenme teklif etmeyi düşünüyorsun? Bu akşam. Bu akşam. Evet, bu akşam sen Aslı'yı arayacaksın ve çok acil bir sipariş geldiğini söyleyeceksin, tamam mı? Şey de, sabaha kadar yetişmesi lazım de. Çok acil de, evet. Aynen. Tamam. Pasta? Pasta da olsun. Pasta da olacak, pasta. Pasta olmalı. Pasta yaparız tabii, koskoca pastaneyiz. Ama bence romantik müzikler de çok önemli. Biz onları da ayarlayalım, fondan çalsın. Ha, acaba pasta, ama bak şimdi pasta neyle olacak? Bu önemli çünkü, bunlar hep önemli. Yani neyle olması bir kenara, önce bence kalple olsun. Ay Şükran. Vallahi nereden çıktın sen böyle? Doktora gideceğim diye Selda Hanım'dan izin istedim. Vallahi şaşırdım seni görünce. Halil yok mu? O burada kalmıyor zaten. Bir akrabasında kalıyor. Ara sıra bir ihtiyacınız var mı diye geliyor. İyi yapıyor. Onun hakkını nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. O eminim çok büyük bir keyifle sizi ağırlıyordur burada. Olanlardan sonra çok merak ettim sizi. İçimi yedi. Ama çok da mahcup hissettim kendimi. Yani seni arayıp ne diyeceğimi bilemedim Emel. Ben seni biliyorum Şükran. Her şey olacağına varıyor. Kaderde bu da varmış. Ama Allah'ın izniyle bunu da atlatacağız. Aslı çalıştığı pastaneden avans aldı. Bugün ev bakacak. Ay çok sevindim. Hadi inşallah. Bir de iş teklifi aldı. Ben de bir iş bulursam kurarız düzenimizi. Peki o konuyu ne yaptınız? Yani sen ilişkilerini kabullendin mi? Ne düşünüyorsun? Yok. O iş yanlış. Olmaz. Senin de dediğin gibi davul bile dengi dengine Şükran. Çok doğru söylemişsin. Gerçi ben izin versem o kadın izin vermez. Üzer, ezer kızımı. Burak Bey'in de niyeti belli. Haklısın Emel'ciğim. Ben bu konuyu Aslı'yla çok konuştum. Ama dinlemedi. Sonunda üzülen yine o oldu. Siz oldunuz. Ama bu sefer bana söz verdi. Bir daha hiç görüşmeyecek. İnşallah sözünde durur. Duracak. Ben inanıyorum. Çünkü çok üzüldüğümü gördü. Beni bir daha bu kadar üzmeyi göze alamaz. Ah Emel'cim ya. Ne diyeyim? İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. İnşallah. Kahve yapayım mı? Hadi yap. Sadeydi değil mi? Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir yüzük almak istiyordum. Tabii ki. Tek taş mı, alyans mı düşünüyordunuz? Tek taş. Yüzüklerimiz bunlar. Sizin aklınızda bir şey var mıydı? Yani ilk defa böyle bir şey yapıyorum. O yüzden bilemedim. O zaman şöyle sorayım. Müstakbel eşiniz büyük ve gösterişli bir yüzükten mi hoşlanır? Yoksa sade ve zarif mi? Kesinlikle sade ve zarif olmalı. O zaman size önereceğim müziklerimiz bunlar. Kesinlikle bu. Gayet iyi bir seçim. En güzel yüzüklerimizden bir tanesidir. Gerçekten çok zevklisiniz.
Efendim baba. Merhaba Burak. Seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Eve kadar gelir misin lütfen? Tamam, geliyorum. Benim de seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Tamam, peki. Hoşça kal. Nihat. Nihat, Burak'la konuşabildin mi? Ay çok merak ediyorum. Aklım hep onda. Evet, konuştum. Birazdan eve gelecek. Ay iyi bari. Nihat? Nihat, sen iyi misin? Hiç iyi değilim Selda. Hiç iyi değilim. Şuraya bak. Sen haklıymışsın. Nihat, bu fotoğraflar... İnanmıyorum. Yani ben de inanmakta güçlük çekiyorum ama her şey de apaçık ortada işte. Yapacak bir şey yok. Yani bu yılan bize karşı Aslı ile işbirliği yapmış. Yani ne zaman kandırdı, nasıl kandırdı bilmiyorum hiç. Belki de her şey baştan planlıydı. Ya olabilir. Artık her şeyi herkesten bekler hale geldi. Nihat, ne yapacağız? Burak'a nasıl bir oyun içerisinde olduğunu anlatmam lazım. Nihat, oğlumuzu kurtaralım onlardan. Tamam canım, merak etme. Oğlumuza güven sen. Sence de pasta böyle kalpli olmasın mı? Ya sonuçta evlenme teklifi bu. Hem de çikolatalı. Aşkım bir şey soracağım. Pastayı biz mi yapacağız? Yok, biz niye yapalım? Erdem koskoca pastaneyiz, herhalde biz yapacağız. Kıza kendi pastasını yaptıracak halimiz yok herhalde. Doğru, yaparız tabii, yap. Aslı, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin canım benim. Gel canım, otur. Ya Gonca, şu sitedeki yerlere bakalım mı? Bakalım tabii canım. Ben zaten birkaç tane işaretlemiştim sana göstermek için. Bak, mesela şu. Çok pahalı ya. Evet, bu ev güzel ama biraz pahalı. Bu aralar hep böyle kiralar. Şuna baksana bir de. Ya aslında bu ev fena değil ama... Küçük be, size yetmez. Ya öyle diyorsun ama pastaneye yakın olsun istiyorum. Bir de yol parasını vereceğim, zaten kiralar çok pahalı. Burası öyle. Dur bakalım, biraz daha bakalım yani. Şu. Baba, merhaba. Merhaba Burak. Nasılsın? İyiyim. Gel otursana şöyle. Baba, ben gerçekten çok üzgünüm. Yani ne seni ne de annemi kırmak ya da üzmek gibi bir niyetim yoktu. Ne benim ne de Aslı'nın. Biliyorum oğlum. Ben de zaten seninle bunu konuşmak istiyordum. Aslı'yla ne kadar zamandır birliktesiniz? Zannettiğin gibi değil baba. Biz Aslı'yla bizim evde tanışıp sevgili olmadık. Bizim müştemilatta kalmaya başladıktan sonra sevgili olduk. Ama biz birbirimizi yaz başından beri, hatta Bodrum'a gitmeden önceden beri tanıyoruz. Onun işinden kovulmasına sebep oldum. Onun işinden kovulmasına mı sebep oldun? Nasıl yani? Ufak bir kazaydı diyelim. Sonra Bodrum'daki otelde karşılaştık. Oradaki işinden de kovulmasına sebep oldum. Bu sırada annesi bizim evde çalışmaya başlamış. İstanbul'a döndük. Aslı'yı bizim evde buldum. Yani şaka gibiydi. Kafamı nereye çevirsem Aslı'yla burun buruna geliyordum. İşte bunların arasında bir yerde ona aşık oldum. Peki Burak, emin misin? Yani ona karşı hissettiklerinden emin misin oğlum? Yani Aslı o kadar farklı bir çevreden geliyor ki
Belki ondaki farklılığa böyle bir kapılmış olabilirsin. Hı? Hayır. Aslı benim tanıdığım hiçbir kıza benzemiyor. Doğru. Ama bu benim için gelip geçici bir heves değil. Baba. Ben ona gerçekten çok aşığım. Bak baba. Ben Aslı'yı bu ilişkiye inandırıncaya kadar göbeğim çatladı. Ve şimdi o bu ilişkiye inanıyorken tekrardan en başa dönemem. Taktik bile aynı. Ne taktiği? Aslı benim için çok önemli baba. Yani beni ne kadar değiştirdiğini görmüyor musunuz? Aslı'nın beni ne kadar çok değiştirdiğini. Baba. Ben Aslı ile evlenmek istiyorum. Burak. Yani eğer zannettiğin gibi bir insan olmadığını anlarsan yine de evlenmek isteyecek misin? Ne demek bu? Bak şu fotoğraflara. Oradaki o esmer kadın kim? Başak, değil mi? Başak. Başak'la Aslı işbirliği içerisinde. Nasıl ki Başak geçmişte Sinan'la evlenmeyi başardıysa, bugün Aslı aynı taktiklerle seninle evlenmeye çalışıyor. Tek dertleri var, o da para. Bu imkansız. Aslı'nın cebinde tek kuruş parası olmadığında bile ıkını çıkartmayan bir kız. Oğlum zaten taktik dediğim bu ya. Sen demedin mi bana her yerde karşıma çıkıyordu diye? Bodrum'da, evde, orada, burada, şurada. Yani bu ne tesadüf ya? Yıllardır hiç ortalıkta gözükmeyen Başak, sen Aslı'yla beraber olmaya başladıktan sonra birdenbire karşımıza dikiliverdi. Bak sen. Yok. Yani bunun mantıklı bir açıklaması vardır baba. Aslı'nın yengemle işbirliği içinde olması imkansız. Ben Başak'ın ne kadar yılan bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Ve ben sana söylüyorum ki bu kadın çok tehlikeli. Ve maalesef, maalesef Aslı onun maşası. İyi de bunun benimle ne alakası var ki? Bana niye böyle bir şey yapsın? Ne alakası var? Çünkü sen benim oğlumsun. Ben geçmişte Başak'ın gerçek yüzünü ortaya çıkartan kişiyim. Ve yıllarca aslında Başak'ın Sinan'a hiçbir şekilde layık olmadığını söyleyen insanım. Senin üzerinden benden intikam almaya çalışıyorum. Bu kadar basit. Yok, sen yanılıyorsun baba. Yani ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama yanılıyorsun. Aslı böyle bir şey yapmaz. Ama ben sana bunu ispat edeceğim. Göreceksin. Ya ben kiralık ev için aramıştım. Tutuldu mu? Peki bu civarda başka bir ev var mı acaba elinizde? Tamam, teşekkürler. Tutulmuş. Of ya, şansa bak. Hepsini de aradık. Ya belki gözümüzden kaçan bir şey vardır. Şu. Aa, merhaba. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, dalmışız. Siz ev mi bakıyorsunuz? Evet. Annemle taşınacağız da. Ah. Bu civarlarda bir arkadaşımın evi var. Kiralamak istiyordu. Gerçekten mi? Evet. İsterseniz ben bir arayayım mı onu sorayım. Çok iyi olur. Tamam peki, bir dakika. Canım benim ya, inşallah olur. İnşallah Gonca. Ya Aslı, ne şanslısın ha. Yine dört ayak üstüne düştün. Ay Erdem, oradan laf atıyorsun ya. Maşallah desene. Maşallah. Ev hala duruyor. Süper.
İsterseniz hemen gidip bakabiliriz. Çok iyi. Tamam, montumu giyeyim. Tamam. Ben haber veririm. Hadi güle güle. Hadi bol şans. Eve benziyor. E bakalım içinde beğenecek misin? Emin. Hadi o zaman. İçinde dışı kadar çok sevdim. Bayıldım. Beğenmene çok sevindim Aslı'cığım. E tutuyorsun o zaman. Evet tutuyorum. Kapora, ev sahibi sizin arkadaşınız yani. Belki bu parayı siz verirseniz. Çünkü ben bu evi kaçırmak istemiyorum. Sen bu evi beğendiğini söyledikten sonra bu ev zaten senin. Bundan sonra kalan prosedürü ev sahibiyle kolayca halledeceğinizi umuyorum. Al bunu. Peki. Aslı'cığım, kendini garanti altına almalısın. Bu da parayı bankayla yollamakla olur. Verdiğiniz desteğe çok minnettarım. Gerçekten size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Aslı'cığım sen bana gençliğimi hatırlatıyorsun. Yaptığım bu yardımları da geçmişte yaşadığım şeyler yüzünden yapıyorum. Sebebi ne olursa olsun hakkınızı ödeyemem. Verdiğiniz bütün işleri canla başla yapacağım, emin olabilirsiniz. Bundan hiç şüphem yok zaten. Allah kahretsin. Ne konuştuklarını duymam lazım. Şimdi iş dünyası öyle erkekler gibidir. Ne kadar çok verirsen o kadar az alırsın. Ne kadar az verirsen o kadar çok. Erkek arkadaşından yola çık mesela. Erkekler zordur. En kolay görüneni bile zordur. Odaklanmak ister, hırs ister, inat ister. Ama tek bir kural vardır ki o da akıllı olacaksın. Aldığın kararın hep peşinden gideceksin ve kararlı olacaksın. Bir de üstüne düştüm mü tamamdır değil mi? Hoş ben bir iki kere ilişkimde üstüne düştüm ama bunların hiçbirini yaşamamış sayıyorum. Thank you.
nasıl yaptın?